Merhabalar Scroll TV izleyenleri, ben Melih Bilgin. Yeni bir Davat bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün Ecevit Bıktım'la birlikte Nokia 808 PureView'a yakından bakacağız. Evet, Nokia'nın yeni telefonu PureView 808 en büyük özelliği de şuraya baktığımız zaman Carl Zeiss 41 megapiksel bir kamerasına sahip olması. Bu esasında oldukça ilginç bir özellik. Çünkü baktığımız zaman, piyasaya baktığımız zaman hiçbir üründe böyle bir kamera yok. Ya hiçbir üründe derken cep telefonları değil, fotoğraf makinelerinde yani Fotoğraf DSLR'larda da bile makinelerinde de yok evet 41 megapiksel öyle bir ürün yok. bu. Ama işte Nokia bunu bir şekilde başardı. Zaten Nokia'nın toplantısı da bu zaten bunu söylüyordu. 5 yıllık bir çalışmanın eseri bu. Ve burada Carl Zeiss'la çok yakın çalışılmış. Burada farklı bir teknik uygulanmış. Bu farklı teknikte 41 megapikselde bir sensöre sahip olunmuş. Bir çözüne sahip olmuş. Buradaki esasında teknik çok basit. Buradaki oversampling diye bir teknoloji kullanıyor. Oversampling dediğimiz nedir? Tek piksel, 7 tane piksel çekip ve bunları tek piksel yerine koyuyor. Dolayısıyla 7 görüntüyü tek bir görüntüye birleştiriyor. Dolayısıyla büyüttüğünüz zaman ne oluyor? Pikselde hiçbir bozulma olmuyor. Zaten buna şunu da söylüyorlar. Süper piksel diyorlar bunlara. Dolayısıyla resmi büyüttüğün zaman gerçekten yüksek bir çözünürlükte hiçbir bozulma olmadan resmi görebiliyorsun. Yani baktığımız zaman boyutlarıyla bir kompakt fotoğraf makinesiyle aynı boyutta olduğunu söyleyebiliriz. Onlardan daha iyi bir fotoğraf kalitesi sunuyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi kompakt makinelere baktığımız zaman bu ürün gerçekten kompakt makinelere aynı performansı sağlıyor. Hatta daha fazlasını da veriyor. Mesela Nikon'un bir serisi bir ürünü var. Yeni çıktı bunlar. Küçük, işte lensi de değiştirebiliyor. Mesela buradaki sensörleri, Nikon'un sensörü neredeyse aynı. Cep telefonuna baktığımız zaman daha büyük bir sensörü var. Dolayısıyla bu da büyük bir avantaj. Hiçbir cep telefonunun video performansına, kamera resim performansına kıyaslanamaz. Daha çok bunu kompakt makineyle kıyaslamak gerekiyor. Ve burada gerçekten çok iyi bir performans sunuyor. Biraz da kameraya çok fazla odaklandık. Biraz da telefonun özelliklerinden bahsedelim. Şimdi Nokia burada Symbian işletim sistemini kullanıyor. Bu esasında bana göre biraz yazık olmuş. Evet, yaşlandı çünkü artık şimdi. Yaşlandı, geleceği de pek olmayan. Gerçi hep haberler çıkıyor, devam edecek, Symbian yaşamaya devam edecek ama çok bir özelliği yok çünkü biliyorsun Nokia Microsoft'la bir anlaşma yaptı ve Microsoft'ta ürünler, işte Windows'ta ürünler gelmeye başladı. Biz bu ürünü zaten duyduğumuz zaman şey düşünmüştük, hani Windows sürümüyle geleceğini düşünmüştük ki Windows sürümüyle gelseydi çok büyük bir avantajı olacaktı. Yani bir iPhone'la, bir HTC'nin yeni One X'iyle, bir Samsung'un Galaxy 3'le çok rahat kapışabilecekti. Çünkü farklı bir işletim sistemi, yüksek donanım bileşimleri var. Ama Nokia pek bekleyemedi. Symbian olsa bunu çıkardı. Tabii ki bu şey anlamına gelmiyor. Yani benzer bir ürünün Windows'lu versiyonu çıkacağı anlamına gelmiyor. Ki bunların sinyallerini de aldık. Böyle bir şey de olacak anladığımız kadarıyla. İşlemcisine Ama baktığımız zaman şimdilik Symbian'ı da kullanmak zorunda kalıyor. Şimdilik böyle almak zorundasınız. Yani şimdilik şöyle almak zorundasınız dediysek, hani cep telefonuna yüksek kaliteli resimler çekmek isteyen kişiler de tek seçeneği bu. 1.3 GHz bir işlemcisine var. ARM 11 işlemci, tek çekirdek. Şimdi birçok insan için tek çekirdek 1.3 yetmeyecektir diyecektir ama yetiyor, gerçekten yetiyor. Çünkü işletim sistemi çok fazla güç harcamıyor, çok fazla performans istemiyor. Burada istediğiniz uygulamayı yükleyin, çok hızlı açılabiliyor. Yaptığımız testlerde işte bir web browser'ı uygulamada çok hızlı, yani şimdi Angry Birds oyununu çok hızlı oynadığımızı, iyi bir performansa takılmadan oynadığımızı gördük. Ürün baktığımız zaman oldukça sağlam, biraz ağır ama sağlam. Ama işte buna karşılık ne var? Mesela bir HDMI girişi var. Buradan çektiğiniz videoları, ki 1920 Full HD video çekebiliyor. Çektiğimiz videoları direkt televizyona aktarabiliyorsunuz ve Full HD seyredebiliyorsunuz. Bir flash'ı var. Şuradaki sensör kapanabiliyor. Bu esasında önemli bir özellik. Kendini kapatabiliyor, koruma altına alabiliyor. Ve burada bir zoom var, dijital zoom var, 3x dijital zoom var ve bu zoom kesinlikle benzer dijital zoomlara kıyaslanmaması gerekiyor. Çünkü daha önce de dedik, süper piksel olayı var, süper sampling olayı var. Buradaki dijital zoom nedir? İşte
Biraz daha hani nasıl bilgisayarda artıya basıyorsun, zoom yapıyorsun, bunun gibi. Buradaki dijital zoom böyle değil, gerçekten bir bozulma olmuyor. Dolayısıyla buradaki dijital zoom gerçekten optik zoom gibi çalışıyor. Gerçekten çok başarılı. Önde de bir kamerası var ama bu öndeki kamera sadece video görüşmelerinde çalışıyor. Normal fotoğraf çekmek normal fotoğraf çekimlerde değil. Tabii ki bunun için bir uygulama var. Üçüncü parti bir uygulama indirdiğin zaman tabii ki bunu açabiliyorsun. Üründe işte GPS, Bluetooth, wireless'dan işte bütün teknoloji yeni teknolojilerin hepsi zaten entegre edilmiş. Bluetooth 3.0 var, GPS'i var. Buradaki resimler GPS olarak da işaretleyebiliyor, geotagging yapabiliyor. Bunlar gerçekten önemli avantajlardan birileri. Peki ürün ekranı nasıl, boyutları, çözünürlüğü? 4 inç bir ekranım var. 640x360 iyi bir çözünürlüğe sahip. Bu ekranda birçok ayarları yapabiliyorsunuz. Buradaki özellikle fotoğraf ayarları yapabiliyorsun. İşte yakın odaklama, hiperfokus, time shift. Time shift esasında güzel bir özellik. Burada ayarlayabiliyorsunuz. Tripod'a bağlayıp ayarlayabiliyorsunuz. Ve burada işte 10 saniyede bir resim çekiyor ve sonra onu birleştirebiliyorsunuz. Mesela bir bulutların geçmesini buradan şey yapabiliyorsunuz, çekimini yapabiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Buradaki F değeri 2.4. 2.4 iyi bir değer. Evet. Karanlıkta da güzel çekimler yapabiliyorsunuz. Ürünü beğendiğimiz bir özellik otomatik modda çok iyi ayarlama yapabilmesi. Mesela biz bu ürünle Kapadokya'ya gitmiştik ve işte saat 4.30'da yola çıkıp balona bindik. İşte güneşin doğmasıyla işte ondan sonra işte 7.30'da inmiştik ve burada resimler çekmiştik ve gerçekten bir otomatik modda çok iyi ayarlama yapmıştı. Tabii benim beğendiğimiz özellik gene zoom özelliği. Çünkü ben farklı bir balonu çekmiştim ve buna zoom yapıp bu balon içindeki insanları görebilmiştim. Ve gerçekten önemli, güzel bir özellik. Fotoğraf özelliğinde bu kadar üstüne düşmüşken cihazın üzerine bir fotoğraf tuşu da koymuşlardı. Yani. Evet, koydular çünkü bu ortaki tuşla direkt makineyi kilitleyebiliyorsunuz. Bu şey daha fazla işte pilden şey yapmasın diye. Şuradaki tuşa kilitli olsa rağmen şöyle tuşa bassanız zaman direkt fotoğraf moduna geçiyor ki bu güzel bir özellik. Evet. Dolayısıyla hiçbir anı kaçırmamış oluyorsunuz. Biraz da pilden bahsedelim. Pil gerçekten burada güçlü bir pil var ve bu pil bir gün rahat yetiyor. Yani fotoğraf çekip telefon görüşme yapıp bir gün rahat yetebiliyor. Cihazın genel performansına baktığımız zaman özellikle resim kalitesi gerçekten çok iyi. 16 GB bir hafızası var. Bunu söylemeyi unuttuk. 16 GB birçok şey için yeterli, resim çekmek için yeterli. İsteyen kişiler micro SD ile bu hafızayı da arttırabiliyorlar. Bu da önemli bir özellik. Ürün dediğimiz gibi Symbian işletim sistemini kullanıyor. Symbian işletim sistemi kullanmamış olsaydı ve Windows işletim sistemi kullanmış olsaydı birçok piyasada birçok üst seviye ürünlerle çok rahat kafa tutacaktı. Ama işte gene bu haliyle gene çok başarılı. Ama daha çok işte fotoğraf çekmeyi seven kişilere hitap ediyor. Evet, fotoğraf özelliği gerçekten çok etkileyici ama beni de işletim sistemi ve ekran çözünürlüğü hayal kırıklığına uğrattı. Evet. Verdiğim bilgiler için teşekkür ederiz. Yeni bir incelemede görüşmek üzere.